Herkese selamlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Yeni bir gündem videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi E3 var. Ne gündemi? Zaten kaç tane e, gündem videosu yaptık işte E3 ile ilgili Microsoft Sony bilmem ne. Gündem mi kaldı E3 dışında diyebilirsiniz ama aslında var. Evet bir kısmı E3 ile alakalı olacak ama başka gündem Maddeleri de var. Daha doğrusu bir tane madde var. Geçen günlerde ortaya çıktı. Gözden kaçmasın, kaybolmasın. Çünkü o sırada E3 ile çok alakadardık, ilgiliydik. Bu kaçmış olabilir. Nedir? Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı arkadaşlar. E, Naci Ağba. Ve dedi ki bundan sonra bu söylediğim şey yasalaşırsa. Yurt dışından yaptığımız... Alışverişleri bir de stopaj eklenecek. Yani siz yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden bir alışveriş yaptığınızda sizin verdiğiniz paradan bir vergi kesilecek. Türkiye'de yer almayan mükellefler için geçerli olacak bu. Yani eğer yurt dışındaki şirketin burada bir Türkiye'de bir ayağı varsa Türkiye'ye de zaten vergi mükellefi ise ve vergi veriyorsa onunla yapılmayacak. Ama Türkiye'de olmayıp Türkiye'den çokça kullanılan yurt dışı este e-ticaret siteleri varsa onlara uygulanacak bu stopaj. Peki nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Bankalara talimat gidecek. Şu şirketlerin hesaplarına para yollanırken Türkiye'deki bir hesaptan bir kişiden e şu kadar para keseceksiniz denecek. Ne kadar para kesilecek? Bu vergi ne kadar olacak? Şu an için bilmiyoruz. Şimdi burada pek çok soru geliyor insanın aklına. Bir tanesi. Bu sadece fiziksel e, alışverişler için mi geçerli olacak yoksa hizmetler için de geçerli olacak mı? Yani Amazon için geçerli olacak da e, Steam için geçerli olmayacak mı? Benim mantığım diyor ki eğer Amazon için bu böyle bir uygulama geliyorsa, eğer yeterli hacme sahipse Steam için de Steam gibi dijital e, satış yapan, hizmet satan belki işte Apple Türkiye'de var mı? vergi veriyor mu bilmiyorum ama Apple Store'da dahil olmak üzere bütün e, yurt dışı alışverişlerin hepsine gelmesi mantıklı. Eğer sadece Amazon'a gelirse de bu ona haksızlık olur. Muhtemelen hem hizmet hem ürün alışverişlerinde bunu getirmek istiyorlar. Peki nasıl tespit edecekler? 100-200 kişilik bir kadro oluşturulacakmış maliyenin içerisinde. Bu kişiler e, kargolar dahil her şeyi takip edecekmiş. İşte e, bunları tespit edeceklermiş. Yani nasıl kargoyu takip edecekler ya da işte bizim kişisel hesaplarımızdan geçen miktarları paraları nasıl kontrol edecekler orasını bilmiyorum. E, Maliye ile ilgilenen arkadaşlar varsa ona da bir açıklık getirirse çok sevinirim. Şimdi burada en önemli soru ise bu paranın nereden kesileceği. Mesela Steam örneğinden gidelim diyelim ki Steam'e böyle bir uygulama geldi. Steam'de bir oyun var siz bunu alacaksınız 100 lira diyelim oyun ve bu vergin de %20 olduğunu düşünelim kolay hesap olsun diye siz bunu vereceksiniz 100 lirayı ondan sonra bankadan geçerken banka bakacak işte Steam o listede var mı var o zaman %20'sini kes bunu diyecek Steam'e 80 lira gidecek. E Steam 80 lirayı alınca 100 lira ürünü size satmayacak tabii ki yani eksik gitmiş olacak para ve o da onu satmayacak. Nasıl olacak bu durumda o zaman Steam diyecek ki arkadaş senin memleketinde böyle bir yasa çıkmış o halde artık ben sana vergi koyacağım yani 100 liralık malı 100 liralık oyunu normalde 100 liraya sattığım oyunu ben sana bundan sonra 120 liraya satacağım ya da işte neyse o hesabı yapılır çünkü 120 liraya da satarsa %20'si daha fazla oluyor yine olmadı her neyse tam eline 100, 100 lira geçecek şekilde bir vergi koyacak üstüne sen daha fazla para vermiş olacaksın. Çünkü mantık bunu gösteriyor. Her ne kadar bakan bu kullanıcıya yansımayacak dese de yansımaması mümkün değil. Çünkü alışveriş yaptığımız yer Türkiye'ye özel bir uygulama yapacak demektir bu. Ama işler daha da karışıyor. Çünkü Steam'de bir de cüzdan kodu diye bir şey var. Şimdi gel gittin sen Türkiye'deki bir yerden cüzdan kodu aldın. İşte ininal, buy no game zırt pırt. Ondan sonra bunlar Türkiye'de vergi mükellefi. Çoğu da olmayabilir. Çünkü bu Epin ya da işte böyle kod satan şirketlerin, Türkiye'deki şirketlerin çoğu aslında Kıbrıs'ta e, kuruyor şirketlerini ki vergi den yararlanmak için daha doğrusu az vergi vermek için bildiğim kadarıyla ama diyelim ki Türkiye'de kurmuş bu şirket sen gittin cüzdan kodunu aldın 100 lirayı o 100 lirayı Steam'e ekledin e şimdi sen o 100 lirayı Türkiye'deki bir şirketten aldığın için zaten devlet vergisini alacak devlet konusunda bir sıkıntı olmayacak ama sen Steam'e Türkiye'den bağlandığın için Steam sana da yine aynı muameleyi yapacak. Sana 120 liradan satacak oyun. E sen bir vergi verdiğin şeyi bir daha vergisini vermiş olacaksın. Ha Steam kalkıp da derse ki kredi kartıyla aldığında sana vergi uygularım. Steam cüzdan koduyla alırsam vergi uygulamam ki Steam'de öyle şeyle uğraşır mı? Uğraşmaz mı? Hiç zannetmiyorum. Yani eğer bu iş yasalaşırsa ve Steam'de radara takılırsa bir şekilde Steam'in de bu uygulamadan e, bu şekilde e, stopaj kesileceği düşünülürse oyuncuların işi hayli zorlaşacak. Bu can sıkıcı konudan tekrar E3'e döneceğim. e 3te pek çok video yaptık ama aradan böyle sıyrılan oyunlar oldu. Sıyrılan demeyeyim de gözden kaçan ya da o videolara girmeyen daha sonradan bir takım detayları çıkan oyunlar da oldu. Hiçbir oyun geride kalmasın diye ben şimdi o oyunlardan size biraz bahsedeceğim. Oyundaki bütün gündem zaten E3'te attığı için bunun dışında da bir haber vermek pek mümkün değil. Yalnız şunu söylemek istiyorum. 5 tane video yaptık. Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft, Sony ve ee, Bethesda var Nintendo 6 tane yapmışız 6 tane video yaptık arkadaşlar Bu videolarda gördüğüm şeyleri ben eleştirdim Her zaman zaten tarzım olur Gördüğüm şeyi eleştiririm Aman o kırılır mı bu bilmem ne olur mu diye düşünmem Bazı arkadaşlar demiş ki Ya ne kadar çok eleştirdin Eleştirinin do dozajı olsun Şöyle olsun böyle olsun Şimdi öveceğimiz zaman övüyoruz Eleştireceğimiz zaman da eleştiriyoruz Bu işin doğası böyle E3 diye bir fuar bu Bilmeyenleriniz var mı bilmiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur. E3 dünyanın en prestijli, en önemli fuarı. En önemli etkinliği, en önemli olayı. Eğer ki sen E3'te bir e, konferans veriyorsan bunu layığıyla yapman lazım. Yani biz e ya bu da da laf etmeyelim, bu da böyle yaptı, geçirdi E3'ü ne yapalım diyemeyiz. Çünkü ben biz en üst noktada bekliyoruz her zaman. E3 deyince işin içerisinde E3 gelince bütün firmaların en üst seviyede e, performans göstermesini istiyoruz ve o beklentiye göre de eleştiriyoruz. Yoksa adam arka arkaya gelmiş 5 tane 6 tane video koymuş e onu E3 olmadan da yapar. Yani E3'ün bir anlamı kalmıyor o zaman. E3 dediğin şeyde sen oyuncuları heyecanlandıracaksın. E, oyuncuların beklentilerini arttıracaksın. Bizim beklediğimiz şey de budur. Bunu bulunca övüyoruz bulamazsak da. Eleştiriyoruz, İşin gerçeği bu. Şimdi ilk konferanslarda olmayan oyun, mountain Blade e, Banner Lord biliyorsunuz uzunca süredir zaten geliştirilmekte bu oyun ve artık e, yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar oyunun 2017 yılında çıkacak mı bilemiyorum ama herhalde 2017 yılının sonunda olmasa da 2018'in başında çıkacak gibi gözüküyor çünkü zaten geçen e, senenin Gamescomunda neredeyse 9 ay oldu. 9 ay önce gördüğümüzde oyunu bitmiş gibiydi. E şimdi bakıyoruz şimdi de bitmiş gibi. Demek ki oyun aslında bitmiş gibi. Yani çok işi kalmamış gibi gözüküyor ama tabii ki içeride neler dönüyor bilmiyoruz. E, bu sefer bir meydan savaşı, meydan muharebesi gösterildi. Gamescom'da biz kale savunması görmüştük. Bu sefer böyle bir çöl gibi bir yerde atlar üzerinde savaşıldı. Çok güzel gözüküyor. Bir kere grafikler güzel gözüküyor. Sorunları var mı? Benim gördüğüm kadarıyla var. Gamescom'da da ben onu görmüştüm. Mesela dövüşlerde adamın böyle balta vuruşunda böyle bir olmamışlık var. Animasyonlarda özellikle biraz daha sanki elden geçirilmesi gerekiyor. Bir de geçen Gamescom'da da ben bunu hissetmiştim. Bu videoda da hissettim. Sanki meydana gelen o büyük ölçekteki olaylara e, çok rahat müdahale edemiyormuşuz gibi o öyle akıp gidiyormuş da e, biz bir şekilde bir yanında o akışı ayak uyduruyormuşuz gibi geldi o akışı çok yönlendiremiyoruz gibi geldi bana ama tabii iki tane üç tane videodan e, bunu anlamak mümkün değil çünkü e, arada sırada gördüğünüz beyinlerden e, gördüğüm kadarıyla da bayağı bir taktiksel yönü de var oyunun oyun zaten içi dolu yani işte kale savunması da var, meydan savaşı da var, RPG tarafı da var, e, şehrin içinde yürüme de var, o da var, bu da var. Bir sürü şey var. Heyecanla bekliyoruz. Zaten bütün dünya heyecanla bekliyor. Umarım bir an önce çıkar da biz de hemen oynamaya başlarız. Oynayabilirsek ben daha ok atmayı beceremiyorum çünkü. Dikkatimi çeken bir başka oyunda Call of Cthulhu oldu. Call of Cthulhu'nun da bir trailerı gösterildi. 2017 sonunda çıkacak bir oyun bu da. Call of Cthulhu eskiden de bir oyunu çıkmıştı hatırlarsınız. Bundan bir herhalde bir 10 sene önce kadar Xbox 360 PlayStation 3 döneminde çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi Call of Cthulhu'nun official game'i olarak çünkü isim haklarını satın almışlar. E, bu adamlar Call of Cthulhu'nun oyunu yapıyor, oyununu yapıyor. Bir Lovecraft hikayesidir e, Call of Cthulhu. E, korku romanlarının gotik e, korku romanlarının çok önemli bir örneğidir. Lovecraft da zaten çok önemli bir yazardır o konuda. E, Kutulu da Call of Kutulu da onun e, bir hikayesidir ama daha sonradan çok baya e, işte hype edilmiş hikayelerden bir tanesidir. Oyuna baktığım zaman o dünyanın hakkını verir bir oyun görüyorum. Karanlık, e, acayip e, yaratıklar mı diyelim, karakterler mi diyelim onlar da var. Bir malikane var ki gotik Romanların, gotik hikayelerin olmazsa olmazıdır e, malikaneler, karanlık evler mutlaka olmalıdır ve bunda da çok güzel bir şekilde yedirilmiş. Çünkü kocaman bir malikane var ve belki de oyunun büyük bir kısmı orada geçiyor. E, bir de akıl hastalığı var. Call of Cthulhu hikayelerinde ve Call of Cthulhu'nun e, masaüstü uyarlamasında da akıl hastalığı çok önemli bir etkendir. çünkü. Ee, insanın aklını alamayacağı şeylerle karşılaşır devamlı karakterler ve akıl sağlığı böyle devamlı gider gelir. Oyuna da çok büyük etkisi vardır onun masaüstü oyuna. Onu burada ya da göreceğiz gibi oyun tarafında, bilgisayar oyun tarafında da, video oyun tarafında da göreceğiz gibi geldi bana. Çünkü bir yerde böyle çok acayip bir, bir yere doğru böyle arkaya doğru çekiliyor ve ondan sonra bir hastane odasında uyanıyor. Bir şırınga yapıyorlar geri dönüyor. Yani Bayağı da hikayesinde ulan ne oluyor diyeceğiz gibi gözüküyor. Beni bayağı heyecanlandırdı. 2017 sonunda çıkacak. Yine dikkatimi çeken oyunlardan bir tanesi Nino Kuni 2 oldu arkadaşlar. Doğru mu okudum? Evet Nino Kuni 2. Kuni 2. <laughs> böyle çok şeker, tatlı Japon karakterlerinin olduğu bir oyun. Bunun ilkini deki karakterleri yanlış bilmiyorsam Stüdyo Ghibli ki çok önemli bir stüdyodur animasyon Japon animasyonu alanında onlar yapmıştı. İkincisinde onlar yok ama baktığınız zaman karakterler, karakterler, ortamlar harika gözüküyor. bu bir RPG aksiyon oyunu. Action RPG de diyebiliriz. Benim gördüğüm videolar ve oynanış videoları oldukça hoşuma gitti. Beklediğim oyunlardan bir tanesi de bu. Sony'nin asıl konferansta duyurmamayı tercih ettiği oyunlardan bir tanesi de bu e, Nico Kuni de onlardan bir tanesi de bir tanesi de NEC 2 oldu. NEC 2 geliyor. Onun da videosu çıktı. NEC e, PlayStation 4 çıktığında çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Şimdi devamı geliyor gördüğüm kadarıyla. E, o da hani fena bir oyun değildi. Çıkış oyunuydu sonuçta. Çok bir şey beklemiyorduk zaten. İkincisine baktığınızda da aslında hani motorunu falan da çok bir değişikliğe uğra uğramadığını görüyorum. Hani görmüşken onu da söyleyeyim dedim. Neck 2 de geliyor. Son bahsedeceğim oyun da Vampire, Vampire ya da nasıl okunuyorsa. Ee, bu da yine biraz böyle gotik havalı bir oyun. 1800'lerin sonunda Londra'da geçiyor bu oyun ve ortamı çok güzel yapmışlar. Londra'yı gerçekten çok güzel yapmışlar. Bir e, salgın oluyor, insanlar vampir haline dönüşüyorlar. Burada biz yine bir vampiri oynuyoruz. bir Eskiden bir doktor olan bir vampiriz ve e, bu salgının neden çıktığını ve e, sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla konuşmalar çok önemli. Aksiyonda bir takım böyle gözüme çarpan sırıtan noktalar olduğu, aksiyon çok akışkan değilmiş gibi geldi bana ama e, bolca araştırma, bolca konuşma, bolca e, konuşma seçeneği e, ve araştırılacak e, pek çok da mekan var. Hepsi de Londra'da ve Londra'nın o karanlık atmosferi içerisinde. Bu oyunda benim ilgimi çeken oyunlardan bir tanesi. Zaten eskiden de biliyorduk E3 videosu da oldukça hoşuma gitti. Evet arkadaşlar E3'ten artık bu kadar herhalde. Başka da arkada kalan bir oyun varsa onu da siz yorumlara yazın. Biz öğrenelim. Bir de bazı önemli oyunları herhalde onurla bir yorumlarız. Onun dışında da E3 defterini kapatırız. Bu haftanın gündemi de bu kadar. Herkese iyi tatiller. Görüşmek üzere.